2020 yılından bu yana her yıla bir tema belirleyen Nilüfer Belediyesi, 2023 yılını Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı sebebiyle ikinci yüzyıl için tasarım olarak adlandırdı. Birlikte tasarlamak en önemli anahtarlarımızdan biri ve biz de 2023'te Nilüfer'in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak istiyoruz yeni yüzyıl için. Toplantıda Nilüfer Sanat Atölyesi açılışı da gerçekleşti. Yeni yüzyılda yeni fikirleri gençlerle birlikte hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, bütün bir yıl boyunca kimi zaman okullarda, sokakta, kimi zaman köylerde, tarlada, hasatta çalışmalar yapacağız diyerek bütün Nilüferlileri tasarım atölyesine davet etti. Burada tasarımcılar ile Nilüferlileri katılımcı ve kapsayıcı ortamlarda bir araya getirerek yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle Nilüfer'in geleceğini birlikte tasarlayıp sorunların çözümünde ortak hareket etmek istiyoruz. Ve bütün Nilüferlileri de tasarım atölyemize gelerek bu sürece katılmaya davet ediyoruz. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İlçede kaçak yapı sorunu olduğunu ifade eden Erdem, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na birlik çağrısında bulundu. 5 tane o gün yıkacaksak 5 tanesini, 3 tanesini ancak yıkabiliyoruz. 2 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alıyor o gün. Şimdi hani hukuk bu konuyla ilgili hiçbir işlem yapmayacaktı. Şimdi daha sonra bak gidiyoruz o binalara bak işler halinde olan binalara baktığımız zaman elektriğin olduğunu görüyoruz. Hani kaçak inşaatlara elektrik verilmeyecekti. O alanlar tarım alanı. O alanın korunmasını gerektiren kurumlardan bir tanesi, koruması gereken kurumlardan bir tanesi tarım müdürlükleri. Tarım müdürlükleri ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bizim ilgilendirmez diyor. Kimi ilgilendiriyor? Bizi ilgilendiriyor. Sonra hükümetler geliyor, imar barışı haberlerini çıkartıyorlar. Her yıl bir imar barışı haberi çıkıyor. Bakın ben açıkçası buradan itiraf ediyorum. Ben yetişemiyorum. Bununla ilgili mücadele etmeye yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum ama yetişmekte zorlanıyorum. Bu konu eğer Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve diğer bütün teşkilatlarla beraber topyekün mücadele etmemiz gereken bir sorun olarak görüyorum açıkçası ama maalesef bugün bu durumdayız.